Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Amerika Birleşik Devletleri'li emekli askerden İran'ın saldırısı sonrası, tüm dünyaya Türkiye uyarısı, en büyük korkum bu, Amerika Birleşik Devletleri'li askeri analist Douglas McGregor, İran ile İsrail arasındaki gerilimin ardından Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir detay paylaştı. Amerika Birleşik Devletleri'li askeri analist Douglas McGregor İran'ın pazar günü ilk kez doğrudan İsrail topraklarına yönelik gerçekleştiği misilleme saldırısının nasıl bir danışıklı dövüş olacağını 5 gün öncesinden aşama aşama anlattı. İran 1 Nisan'da Suriye'deki konsolosluğuna yapılan İsrail saldırısına misilleme olarak İsrail'i pazar günü kendi topraklarından, Irak ve Yemen'den yaklaşık 300 insansız hava aracı ve füze fırlattı. İsrailli sözcü Hagari, füze ve sihaların, onun ya İsrail'e giremeden ya da İsrail üzerinde imha edildiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'li askeri analist Douglas 5 gün önce bir YouTube kanalına verdiği röportajda İran'ın Suriye'deki konsolosluğuna İsrail'in 1 Nisan'da düzenlediği saldırıya vereceği karşılığın çok sınırlı ve planlı olacağını daha önceden verdiği iki sinyalle şu ifadelerle anlattı: İran stratejik bir etki oluşturmak istiyor. Gücünün nereye kadar ulaşabildiğini göstermek istiyor. Yapacağı hamle ne olursa olsun bunun testini yapacak. Diğer taraftan İran çok açık bir şekilde savaşın ABD'yi de içine alacak şekilde genişlemesini istemiyor. Öyle olursa Amerika Birleşik Devletleri ile de savaş anlamına gelecek. Bu manzarada diğer ülkelerin de karışacağı bir durum oluşturur. Bize 24 saat önce mesaj gönderdiler ve hatırlattılar ki, biz Hürmüz Boğazı'nı kapatmayacağız, bu çok net bir mesaj, Husilerin Kızıldeniz'de Yemen açıklarındaki ticari gemileri vurmasıyla Süveyş kanalının iptali ve özellikle Batı için ekonomik anlamda ciddi bir külfet yüklediğini hatırlatan McGregor, dünya petrol ve doğal gazının %30. Onun geçtiği İran'ın kontrolündeki Hürmüz Boğazı kozu için, unutmayı bizim dışımızda petrol ve doğal gazın %30 onun geçtiği Hürmüz Boğazı'ndan gelen gemilere bağımlı olan ciddi sayıda ülke var. Onlar da global ekonominin sekteye uğramasında memnun olmayacaktır. Arz-talep zincirinin kırılması, enflasyonun yükselmesi gibi Süveyş kanalının tehlikeye girmesi ne yaptı Batı'ya biliyoruz, dedi. McGregor İran'ın çok açık verdiği iki sinyali, yani İran bütün gücüyle İsrail'e saldırmayacak. Bu yaşanmayacak. Bunun biraz daha düşüğü ama sembolikten biraz daha ilerisi. Daha önce yaşandı zaten bunlar ama tepkisi anlamlı olmalı, şeklinde yorumladı. McGregor İsrail'in İran'a cevabının sert olması durumunda bölgesel savaş ve Türkiye'nin de müdahil olma ihtimalini şu sözlerle ifade etti: sonraki hamle İsrail'in olacak. Nasıl karşılık vereceğiz? Eğer İsrail çok sert bir şekilde İran hedeflerine karşılık işte, o zaman bölgesel savaş patlar. İnsanların anlamadığı ise, Türkler oturup izlemeyecek, müdahale etmek zorunda kalacak. Rusya da izlemeyecek, Erdoğan'ı destekleyecek. Erdoğan Mısır'ın batışına sessiz kalmayacak. Mısır'la çıkarları var. Aynı şey Ürdün için de geçerli. Bütün İslam dünyası İsrail'e karşı bir ol.